Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yazım kuralları ile ilgili 5. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda aşağıdakilerin hangisinde verilen altı çizili sözcük ya da sözlerin her ikisinde yazım yanlışı söz konusudur demiş. Coğrafya dersinde tan ve grup vakitlerini öğrendik cümlesinde bakın grup gün batımından bahsediyor. O yüzden bunun yazımı doğrudur. Öğretmenimiz grup çalışmasına önem verirdi cümlesinde ise buradaki grup bir topluluktan bahsediyor arkadaşlar. O yüzden bunun da yazımı doğrudur. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Bugün bütün tahlil sonuçlarını alacakmış cümlesinde bugün 24 saatlik zaman dilimini kastetmiş. O yüzden bu da doğrudur. Tarihte bugün Fatih İstanbul'u fethetmiş cümlesinde ise bakın 24 saatlik bir zaman dilimini kastetmiyor. Geçmiş bir günden bahsediyor. O yüzden bunun da yazımı doğrudur. Bundan dolayı B seçeneğini delemiş oluruz. Ben elimdeki işi herhalde bitirip gelirim ifadesinde ise buradaki her şartta anlamında kullanılmış. Dolayısıyla ayrı yazılması gerekirdi. Bu da doğrudur. Herhalde o da sınava bu yıl girecekmiş cümlesinde ise ihtimal olasılık bildiren bir sözcük. O yüzden bitişik yazılmalıydı. Bunun da yazımı doğrudur. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Bir takım sözlerle bizi artık oyalayamazsınız. Mutfağa bir takım tabak almayı düşünüyordu. Bu da dursun. 100 yıl sonra teknoloji mutlaka çok gelişecektir ifadesinde. Arkadaşlar buradaki 100 sayı sıfatıdır. Ayrı yazılması lazım. O yüzden bu da doğrudur. 20. yüzyılda edebiyatımız iyice modernleşmiştir cümlesinde ise yüzyıl asırdan bahsediyor arkadaşlar. Bitişik yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Bir takım sözlerle bizi artık oyalayamazsınız cümlesinde. Bakın söz, isim, hangi sözler? Bir takım sözler, bir takım sözcüğü burada belgisiz sıfattır. O yüzden arkadaşlar bu sözcüğün bitişik yazılması lazımdı. Ayrı yazıldığı için burada yazım yanlışı vardır. Bir takım tabak demiş. İki takım tabak, üç takım tabak. Görmüş olduğunuz gibi bir sözcüğü burada takımın miktarını belirtiyor. O yüzden bunun da ayrı yazılması lazımdı. Bitişik yazılmış. Burada da bir yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Ünlü bilim adamı ve profesör, dil bilimi alanında birçok kitap yayınlamış. Ağırlıklı olarak Türkçe üzerine yazdığı bu kitapları herhangi bir dile uyarlanabiliyor. Bu kitaplarının dışında Türkçe Dil Bilgisi adında bir kitabı da var profesörün. Şimdi dil bilgisi arkadaşlar bu şekilde yazılır. Özel bir isim olduğu için yani kitabın adı olduğu için bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Herhangi bir bu da doğru yazılmıştır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Birçok kitap demiş. Bakın yine belgisiz sıfat bu. O yüzden bitişik yazılır. Bunu da elemiş olduk. Bilim adamı demiş. Bilim adamı da arkadaşlar ayrı yazılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dil bilimi arkadaşlar bu ayrı yazılmalıydı. Bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, cümlelerin hangisinde bitişik yazılan sözcük yazım yanlışına yol açtığı için ayrı yazılmalıdır? Birçok seneler geçti dönen yok seferinden ifadesinde birçok sözcüğü seneler ismini belirtmiş. Kaç sene olduğu belli değil. Bakın belgisiz sıfat bitişik yazılmıştır. Bu doğrudur. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Her şey yerli yerinde, havuz başında serve. Bu dursun. Birkaç güzel söz söyle bana, mutlu olayım cümlesinde birkaç sözcü söz ismini belirtmiş. Bu da belgisiz sıfat. Bunun da yazımı doğrudur. Bundan dolayı biz C seçeneğini de elemiş oluruz. Hiçbir anım seni düşünmeden geçmiyor cümlesinde hiçbir sözcü an kelimesini yani ismi belirtmiş. O yüzden bu da belgisi sıfattır. Bu da bitişik yazılır.
Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birdenbire bir aşk geldi, kapımda durdu ifadesinde birdenbire sözcüğü de bitişik yazılır. Bunun da yazımı doğrudur. Bu yüzden bunu da elemiş oluruz. Her şey kelimesine bakacak olursa şey öyle bir şeydir ki her zaman ayrı yazılır kaidesince arkadaşlar buradaki her şey ayrı yazılmalıydı. Bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Her bir konunun farklı yönlerini anlattığı cümlesinde herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Her zaman aynı şeyleri söylemesi bizi bıktırdı. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş olduk. Her gün sabah erkenden kalkıp ders çalışırdı. Arkadaşlar burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş olduk. Herhangi bir düşünceye bağlı kalmadan yaşardı. Bu dursun. Her an ölümü düşündüğü için huzursuzdu. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Herhangi bir düşünceye bağlı kalmadan yaşardı cümlesinde arkadaşlar herhangi bitişik yazılmalıydı. Ayrı yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru, cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Birçok kişi kitap okuma konusunda yetersiz kalıyor. Arkadaşlar burada bir yazım yanlışı yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Hiçbir eser gerçek hayattan koparak başarılı olamaz. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bir gün ben de bu şehirden ayrılıp uzaklara gideceğim. Dursun. Birdenbire bastıran yağmur İstanbul'da hayatı felç etti. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Birbirine bu kadar benzeyen insan bulmak çok zordur. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bir gün ben de bu şehirden ayrılıp uzaklara gideceğim cümlesinde ise arkadaşlar bir gün demiş. Hangi gün olduğu belli mi? Değil. O yüzden buradaki bir sözcüğü nedir? Belgisiz sıfattır. Belgisiz sıfat olduğu için de gün kelimesini belirtmiştir. Bundan dolayı ayrı yazılması lazımdı. Bakın bu arkadaşlar bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru, cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? Kuralımıza bakalım. Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa sözcük bitişik yazılır. Yeni aldığı vişne çürüğü rengindeki kazağı herkesin dikkatini çekmişti cümlesinde. Vişne çürüğü renk olarak kullanılmış, anlamın değiştiğini görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Köyde dana burnu ve kara fatma türünde birçok böcek olduğu söylüyordu. Arkadaşlar bakın bunlar da artık bir böcek türü olarak karşımıza çıkmış. Bunun da anlamının değiştiğini görüyoruz. O yüzden bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Babaannesi yemekten sonra misafirlerine vezir parmağı ikram etmişti cümlesinde. Vezir parmağı kelimesi artık bir tatlı yerine kullanılmış. Bunun da anlamı değişiyor. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Annesine pazardan aldığı Ayşe kadın fasulyesini akşama pişirmesini istedi cümlesinde. Ayşe kadın ifadesinin de anlamını değiştirerek artık bir bitkinin yerine kullanıldığını görüyoruz. O yüzden bunun da yazımı doğrudur. D seçeneğini de elemiş oluruz. Mehmet Efendi bize çörek otu yağının birçok derde deva olduğunu söylerdi cümlesinde ise bakın çörek otu anlamını değiştirmiyor arkadaşlar iki sözcükte. Bitişik yazılmış. Normalde ayrı yazılması gerekirdi. Burada bir yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru, cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bir takım fikirler sunuldu konuklara. Bir takım sözcüğü fikirler kelimesini belirtmiş. Fikir de isim olduğu için bir takım sözcüğü belgisiz sıfattır. Bitişik yazılmıştır. Bunun yazımı doğrudur. A seçeneğini elemiş olduk. Bir takım ancak böyle iyi oynayabilir. Dursun.
bir takım sıkıntılarla karşılaşabilirsin. Arkadaşlar bir takım sözcüğü sıkıntı kelimesini yani ismi belirtmiş. Bakın buradaki bir takım sözcüğü de belgisi sıfattır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bir takım eserler ancak kalıcı olabilir. Yine burada bir takım sözcüğü eserler kelimesini yani ismi belirtmiş. Bu da belgisi sıfattır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bir takım sorular sordu yoldan geçenlere. Bir takım sözcüğü soru kelimesini belirtmiş. Bu da isimdir. O yüzden bir takım sözcüğü de belgisi sıfattır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bir takım derken bakın B seçeneğinde bir sözcü takım kelimesini belirtiyor. Yani ismi belirtiyor. Bundan dolayı bir sözcüğünün burada ayrı yazılması gerekirdi. Bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı var. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru, cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Kitabın ön sözü işlenen konuyu ana hatlarıyla ortaya koyuyordu. Burada bir yazım yanlışı yok, bunu elemiş oluruz. Sergiye birçok sanatseverin katılması düzenleyicileri sevindirdi. Dursun, her sanatçı gerektiğinde eserleriyle ilgili öz eleştiri yapabilmelidir. Burada da bir yazım yanlışı yok, bunu da elemiş oluruz. Her olaya ön yargısız yaklaşmamamız gerektiğini ifade ederdi. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Ünlü seyyah hem yurt içi hem yurt dışında birçok yeri gezmiştir. Arkadaşlar burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Sergiye birçok sanatseverin katılması düzenleyicileri sevindirdi cümlesinde. Sanatseveri arkadaşlar normalde bitişik yazılır. Burada ayrı yazılmış. Bundan dolayı yazım yanlışıdır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru, cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? Kuralımıza bakalım. Birleşme sırasında sözcüklerin hiçbiri ya da ikinci sözcüğü anlam değişikliğine uğramayan birleşik sözcükler ayrı yazılır. Ziya Gökalp'in toplum bilimi alanında birçok makalesi vardır. Bakın burada böyle bir kullanım yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ali bu hafta sonu teyzesini ve halasını ziyaret edecekmiş. Yine burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Keçi boynuzu pekmezinin bazı hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Dursun. Ülkemizde son yıllarda şeker pancarı üretiminde azalma var. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Lale Devri şairi olarak tanınan Nedim, din dışı konuları işler. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Keçi boynuzu pekmezinin bazı hastalıklara iyi geldiği söyleniyor cümlesinde keçi boynuzu sözcüğüne bakalım. Normalde arkadaşlar bir yiyecek olarak kullanılmış. Bunun bitişik yazılması gerekirdi. Çünkü anlam değişikliğine uğranıyor. Bu ayrı yazılmış. Bundan dolayı burada bir yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru, cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? Ses düşmesi veya türemesi olan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Padişah vezirlere derhal savaş ilan edilmesini emreder cümlesinde bakın burada iyi ünlüsünün düştüğü görülmektedir. O yüzden bitişik yazılmıştır. Bu doğrudur. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Çocuk birkaç hafta önce bu parkta oynarken oyuncağını kaybeder. Arkadaşlar bakın burada ı ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Kaybeder sözcüğü bitişik yazılmıştır. Yazımı doğrudur. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş olduk. Sanatçı kendisine verilen para ödülünü nazikçe reddeder. Arkadaşlar burada D ünsüzünün türediği görülmektedir. Dolayısıyla bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Memur yanlış bulduğu durumları müdürüne arz eder. Dursun. Her gün Çamlıca'ya çıkıp Boğaz'ın güzelliğini seyreder cümlesinde ise bakın arkadaşlar şuradaki seyirdeki i ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi arz eder kelimesinde normalde arkadaşlar bu arz etmektir. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir ses olayı yok ama sözcük bitişik yazılmış. O yüzden bunun yazımı
Yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında tür değişmesine uğramışsa sözcük bitişik yazılır. Kardeşinin doğum gününde güzel bir hediye almıştı, Dursun. Eğitim sistemimizin yapboz tahtasına çevrilmesi hepimizi üzüyor. Arkadaşlar, yapmak fiil, bakın bozmak fiil. Tahta isim. Ne tahtası? Yapboz tahtası. Yapboz sözcüğü burada isim olarak kullanılmıştır. Çünkü belirtisiz isim tamlaması oluşturuyor. Görmüş olduğunuz gibi fiil olan sözcüklerde tür değişimine uğrayarak isim görevinde kullanılmış. Dolayısıyla bu sözcükte bitişik yazılmıştır. Bunun yazımı doğrudur. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş oluruz. Her şeyi oldu bittiye getirmesi yüzünden çevresi tarafından sevilmez. Olmak fiil, bitmek fiil. Bakın arkadaşlar, burada iki fiilden oluşmuş. Fakat oldu bitti nedir arkadaşlar? Buradaki kullanım itibariyle isimdir. Bu da tür değişikliğine uğramış. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Annesi akşam yemeği için imam bayıldı ve dilber dudağı yapmıştı cümlesinde imam isim, bayılmak fiil, iki sözcük birleşerek birleşik ismi oluşturmuş. Yine dilber isim, dudak da isim arkadaşlar. Ama şuradaki imam bayıldı kelimesine bakacak olursak sözcük isim görevinde kullanılmış. Buradaki fiilin tür değişikliğine uğradığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Konar göçer yaşam tarzı eski Türk kültürünün bir parçasıdır ifadesinde konmak fiil, göçmek de fiil. Bakın iki fiil birleşerek birleşik ismi oluşturmuş. Buradaki fiilin de tür değişikliğine uğradığını görüyoruz ve isim görevinde kullanılmış. Dolayısıyla bu da bitişik yazılmalıydı. Bundan dolayı bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine gelecek olursak, kardeşinin doğum gününde güzel bir hediye almıştı ifadesinde bakın doğum isim, gün isim. Arkadaşlar tür değişikliğine uğramadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğum günü sözcüğünün ayrı yazılması gerekirdi. Burada bitişik yazılmış. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Art arda meydana gelen olaylar onu karamsarlığa itmişti. Bakın burada ard arda sözcüğünün yazımı doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İki arkadaş baş başa verip bu işi başaracağını söylüyordu. Burada da baş başa sözcüğü ayrı yazılmış. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Halit Ziya'nın romanlarını yan yana koyup fotoğraflarını çekti ifadesinde yan yana ikilemedir. Ayrı yazılmıştır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Edebiyatımız son yıllarda gitgide eski tarz eserlerden uzaklaşıyor. Dursun. Cengiz Aytmatov'un Yüz Yüze adlı hikayesi beni çok etkiledi. Arkadaşlar bu da ikilemedir. Bunun da yazımı doğrudur. Ayrı yazılmıştır. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Edebiyatımız son yıllarda gitgide eski tarz eserlerden uzaklaşıyor cümlesinde gitgide arkadaşlar yanlış yazılmıştır. Bu bitişik yazılmalıydı. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.